Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba, bugün farklı bir giriş yapalım dedik. Bugün kutu açılımını yapacağız. Aslında kutu açılımında bu videonun başlığı Lenovo IdeaPad. Lenovo'nun oyun mobil bilgisayarını tanıtacağız. Bundan bahsedeceğim biraz daha kutusunu açtıktan sonra. Daha ayrıntılı özelliklerini vereceğim. Şu an biz Lenovo'nun bu All-in-One bilgisayarından 4 adet aldık. Yeni açılacak ofisimize aldık bu cihazları. Hatta bunun yanında bir sonraki videoda MacBook Air var. Bunun kutu açılımlarını da yapacağız. Ayrıca kanalda hiç TV kutu açılımları yok. Bilgisayar, yani televizyon kutu açılımları da yapacağız bunun yanında. Şimdi Lenovo All-in-One bilgisayarımızı açalım. All-in-One bilgisayar olarak tanıttığım HP vardı. Bu HP'ye göre çok daha iyi. Onunla kıyaslayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında zaten vereceğim. Bak, hem anlatayım hem kutuları açayım. Hepsini tek tek açmayacağım. Sadece bir tane seçim video yapacağım. Ve siz ürünü görün diye bu kutu açılımını yapıyorum. Aslında bu benim yapmam gereken bir iş. Yaparken ayrıca da video çekelim dedik. Kanal atmak için. Bildiğiniz kutu. Kutu için bir yorum yapmayacağım. İçinden klavye çıkıyor. Burada klavye. Muhtemelen bunun içinde mouse yoktur. Hemen önce klavyesini göstereyim. Kablolu bir klavye çıktı içinden. Lenovo'nun şık bir klavyesi. Bu klavye rengini seviyorum. Gri ve üstüne siyah tuşlar olan kablolu. Bu seriden kablolu çıkıyor. Şurayı göstereyim. Cihazın genel ayrıntılı özellikleri var. İsteyen durdurup bakabilir. Bu Lenovo ID Center 520. i3. Bu seride kablosuz klavye mouse çıkmıyor. Kablosuz çıkıyor. All-in-One bilgisayar nedir? Bunun da ayrıntılarını vereyim. All-in-One bilgisayarlar genelde %90 iş yerlerinde kullanılır. Hatta %95. Evde kullanımı çok azdır evde kullanımı. Çünkü bu bilgisayarlar işçisinin tasarlanmıştır. Tasarısı yok. Küçük ofisler için gayet ideal bilgisayarlardır. Arkadaşlar bilgisayarların kutu açılımlarını yaptık. Aslında dediğim sadece bir tanesini açıp kurup videosunu çekmekti. Hepsini açayım dedim. Hepsinin kurulumunu aynı anda yaparım diye. Bunun kurulumlarını farklı bir videoda göstereceğim. All-in-One bilgisayar aldınız. Zaten düğmesine basın. Otomatik kurulumlar gerçekleşiyor. Windows yeni işletim sistemi, Windows 10'da. Hani gayet son kullanıcıya yönelik bilgisayarlar üretiyor. Zaten bu bilgisayarların içinde Windows Home var. Yani ev kullanıcısı için olan sürüm var. Ne kadar işte kullanılsa bile içindeki Windows lisansı iptal olmasın diye Windows Pro'yu kurmayacağım. Çünkü burada bir domain yapısı olmayacak. Gelelim bilgisayarların özelliklerine. Biraz yakın açırsak bilgisayarın üstündeki portları gösterebilirim. Arkadaşlar önce şu bilgisayarın üstündeki kısmı göstereceğim. Ha, uzaktan baktığınız zaman bilgisayar gayet şık duruyor. Çünkü hani metalimsi bir izlenim bırakıyor insanın gözünde. Şuraları plastik ama metale benziyor. Bu ayak metal. Zaten sesinden anlamışsınızdır. Öncelikle üst tarafında bir kamerası var. Çalışanlar bu kamerayı Skype'tan iş görüşmelerini yaparken rahatça kullanabilir. Şu kısmı kaldırıyorsunuz. Güvenlik etiketi var. Daha sonra şu kısma bastığınız zaman şu şekilde kamera açılıyor. Bu iş bilgisayarı olmasının yani nasıl anlatsam iş bilgisayarı olarak kullanacak Skype görüşmeleri yapılabilir. Kamera çünkü lazım olacaktır arkadaşlara. Bu şekilde kamerayı yeri yerine takabiliriz. Tam oturdu şu an. Şurada mavi bir şey var. Bunu da sökebiliriz. Ha, mavi şey şu üstündekini sökmeyelim. Şu an içeride tadilatlar var. O yüzden toz olmasın. Bu şekilde kapatıyoruz. Ya gayet güzel, şık bir kamerası var. İçine koyulabiliyor. Ki şöyle de bir durum var. Bazı yazılımlar kameradan siz farkında olmadan görüntü alabiliyor. Ki görmüşsünüzdür. Mark Zuckerberg'in Facebook'un kurucusunun bile laptopunun kamerasının üstünde bir etiket var. O fotoğrafını görmüşsünüzdür. Videoyu editlersem eğer videonun orta kısmına koyarım o fotoğrafı da. Kamerası bu şekilde. İnceliğini göstereyim şöyle. Ne kadar ince bir... All-in-One'dan beklenecek bir incelik. Çok kalın olması beklenmez. Hani parmağınızı koyduğunuz zaman. Yani bir parmak kalınlığında diyebiliriz. Şurada bir CD-DVD girişi var. Ne kadar az kullanılsa da iş bilgisayarlarında genelde tanıtım CD'leri gelebiliyor. Bunu kullanacak arkadaşlar şuradan CD'sini takıp kullanabilirler. Bazı hani tanıtım videoları CD'de gelmekte halen. O yüzden iş bilgisayarlarında yine CD'ler lazım olabilir. Bunun yanında hoparlörü üstte arkadaşlar bu cihazların. Yani hoparlörü üstte derken pardon, burası havalandırma dediğim. Sonuçta bunun içinde bir anakart var. Bir yerinde bunun RAM'leri var, bir yerinde HDD'si var, RTX'i var. Bir yerinde işlemcisi var. Bunun da kendine göre bir ısınması olacak. Isınan hava şu deliklerden çıkacaktır. Kullanıcıyı hiç rahatsız etmeyecektir. Bu da güzel bir özellik.
Hani çok ısınmadı aslında iş için kullanacağı için. Lenovo'nun şurada gördüğünüz gibi güzel bir kendi logosunu vurmuş. Şurası da metal arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Vurduğunuz zaman sesi çıkıyor. Şunları çökmedim ben daha sonra. Onun dışında işlemcinin logosu var burada. i3 işlemci var. İçinde Windows lisansı ile geliyor. Windows 10 lisansıyla. Onları göstermiş burada. Bunun yanında bilgisayarın özelliklerini de vermiş. Bu da çok güzel bir şey. Bazen bilgisayarların kutu açılımını ben yapmıyorum. Kutu açılımını yapmadığım için özelliklerini daha sonra öğrenmek isteyen birisi buraya bakıp öğrenebilir. Mesela burada modelini yazmış. Idea Center 520 olduğunu yazmış. Burada yine ürün kodu var. Bunu ürün kodunu aratarak fiyatını bu da bulabilirsiniz. Şurada i3 işlemci 6. nesil bir işlemcisi var. Bunu teslim alabilir misiniz? Arkadaşlar bunun yanında All-in-One bilgisayarımızın kutusunun üstünde bir Windows Office 365 lisansı geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Bir yıllık lisans ücretsiz geliyor. Bu lisansları da kullanacağız bilgisayarlarımızda kurulumlarını yaptıktan sonra. Ve bu lisans yani bireysel abonelik için ama içinde Outlook da var. Outlook'un olması bizim için çok iyi. Çünkü bilgisayarlara mailleri Outlook'ta kuracağız. Bunun yanında 1 TB OneDrive bulut depolama alanı veriyor. Bir bilgisayar ve bir tablete kurabiliyorsunuz bu lisansı. Özel yükseltmeleri de bir sene içinde alabiliyorsunuz. Yani Office 365'in kiralık bir sistemi var. Normal Office'ten farklı. Onun yanında yani bu bilgisayarı aldığınız zaman şu gördüğünüz All-in-One bilgisayarı aldığınız zaman yanında şey de geliyor. Office aboneliği de geliyor. Office 365 aboneliği. İçinde bulunan ürünler de burada. Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook gibi. Bir kullanıcı bir yıl. Yani 1 TB'da bulut depolama alanını kullanabiliyorsunuz OneDrive'da. Her yerden ulaşabilirsiniz bilgilerinizi. Bunun yanında Office 365'in paketleri de şurada ayrıntılarını vermiş. İsteyen videoyu durdurup bakabilir. Biz sadece şu bireysel olanı kullanacağız. İsterseniz şu 5 kullanıcıya kadar olanı da alabilirsiniz. Bu şekilde yani bu abonelikleri de kullanacağız. Ben şu üstüne tekrardan koyayım. Çünkü lisanslamasını yapacağım. Bunu kullanarak. Bunun yanında kutusunun üstündeki diğer özelliklerine bakalım. Kutuda modeli yazıyor. Az önce de söylemiştim. Idea Center 520-22IKU diye bir modeli var. İşlemcisinin hemen burada bakalım özelliklerine. İşlemcisi i3 6. nesil bir işlemci kullanılmış. 6006U işlemcisi kullanılmış. Bunun yanında HardX olarak 1 TB'lık bir HardX kullanılmış. SSD desteği yok. HDD'nin markasını bilmiyorum. Bunun için cihazın içini açmak gerekir. Ki All-in-One bilgisayarlarda cihazın içini açamazsınız kolay kolay. Servise göndermeniz gerekir. O yüzden markasını geçiyoruz. RAM olarak 4 GB RAM var. Bunun kaç MHz'de çalıştığını bilmiyoruz. Yine içini açmak lazım. Bunun yanında içinde işletim sistemi var. Windows 10 Home işletim sistemi var. Ekran büyüklüğü zaten şuradan da görebilirsiniz. Hemen şöyle ekranda göstereyim. Gayet büyük, iş için uygun, kullanılabilir. 21.5 LED panelli bir ekranı var. USB girişi var. Mouse için yine USB mouse çıkıyor içinden. İki tane, yani bir USB mouse, bir USB klavye çıkıyor. Bunun yanında diğer özelliklerinden de burada bahsetmiş. İsteyen videoyu durdurup bakabilir. Ayrıntılı başka bir şey yok. Ben bilgisayarı açacağım ama şu an değil. Videoyu bitireceğim burada. Ürünün son kasası ile ilgili teknik özellikleri verdikten sonra. Şu kısmı anlatmıştık. Burada logosu falan var. Şurada kamerası vardı. Kamera olan kısım burası. İçine tekrardan koyduk. Şurada bir CD DVD girişi var. Arkasında yine bilgisayara ait diğer özellikler var. Arkasında 5 adet USB portu bulunmakta. Bu USB portlarından bir tanesi SS diyor. Bu SS olan biraz daha hızlı çalışır. Şuradaki 3 USB portu da yanlış da bile olabilirim. Eğer doğrusunu bilen arkadaş varsa düzeltirse sevinirim. Burada 4 adet USB girişinin yanında 1 adet HDMI çıkışımız da var. Bu HDMI çıkışından girişinden özür dilerim. HDMI'da buradaki HDMI yuvasına şöyle bu ekranı yani şöyle de kullanabilirsiniz. Harici bir monitör olarak da kullanabilirsiniz sanırım o yüzden. Ya da şu şekilde ikinci ekranı HDMI girişinden görüntü alabilirsiniz. Yani çift ekranda kullanabilirsiniz. Kasa gibi düşünün bunu yine. Bir adet ethernet portu var. Kablolu internet kullanacak arkadaşlar. Buradan kablosunu takabilir. Bunun yanında bir adet de güç için DC girişi var. Şurada da bir adet kitlemek için
bir hani standlarda kitlemek için kullanılıyor. Onun bir önemi yok. Cihazımızın ön tarafına gelelim. Şimdi cihazımızın ön tarafında gayet şık. Hemen yine şurada hoparlör delikleri bulunmakta. Bunu da kaldırmanız gerekiyor ses almak için. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Daha da uzatmaya gerek yok. Sadece en son şu alt kısmını göstereceğim. Son olarak cihazı bu şekilde de gösterdikten sonra bitireceğim. Şu ayağının montajını şuradan yapıyorsunuz. Şu çevirmeye yarıyor. Elle sıkabiliyorsunuz vidayı. Burada bir adet vida deliği var. Merak ettim, hemen açtım bu deliği. All-in-One bilgisayarımızın kasasını sökmek için bu vidayı açmanız. Burada havalandırma delikleri var. Cihazımızın hava alması gerekiyor. İçindeki sıcaklığı dışarı atması için. Bu deliklerden de içindeki havayı dışarı atacaktır. Sıcak havayı. Şurada ise bir adet micro SD girişi var arkadaşlar. Burada ise bir adet kulaklık ve mikrofon girişi bulunmakta. Hem kulaklık hem mikrofon girişi olarak görev yapmakta. Arkadaşlar bunun yanında anlatacağım başka bir şey yok. Şuradan da bir açma kapama tuşu var. Onu göstereyim. Yandan kalınlığı şu şekilde görün. Biz ofisimize bu bilgisayarlardan 4 adet aldık. Son olarak ofisin bu bilgisayarların kurulacağı yeri de gösterip videoyu bitireceğim.